Perili Masallar. Bana yaşattığı muhteşem çocukluğa ve canım babama. Çilli peri mi olur hiç? Bir, iki, üç, dört, 26, 27, 28. Koyun saymak da işe yaramıyor. Uyuyamıyorum işte. Gözlerimi iyice kapatıyorum ama yine de uyuyamıyorum, dedi peri endişeli bir sesle. Yastığını kucaklayıp ayak ucuna doğru koydu, tekrar yattı. Tam uykuya dalacakken birden yerinden fırladı. Ya uyuyakalırsam, ya uykusuzluktan şiirimi unutursam, diye mırıldandı. Kafasının içinde günlerdir horul horul uyumuş da sanki bugün polen toplamaya çıkmış gibi durmadan vızıldayan bir sürü arı vardı. Onları susturmak istercesine başladı şiirini ezberlemeye. Bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım derken uyuyakaldı. Sabah erkenden uyanmıştı. Uzun zamandır saklanan güneş pırıl pırıl ışımaya başlamış. Koca dağın başı her ne kadar dumanlı gözükse de yansıyan güneş ışıkları ile şahane gözüküyordu. Manzaraya bakıp derin bir nefes aldı peri. Bugünkü görevi geldi aklına. Heyecanla koştu içeri. Annesinin hazırladığı pileli etekleri, bembeyaz elbiselerini giydi. Çene hizasına gelen saçlarını kulaklarının yanına bir sağa bir de sola kırmızı kurdelalarla taktı. Yüzünü aynaya iyice yakınlaştırıp bir de yakından baktı kendine. Beğenmedi, hemen geri çekildi. Şu çillerim olmasaydı keşke, dedi. Peri yüzündeki kahverengi çillerini sevmediği için altın sarısı saçlarındaki kahküllerini neredeyse yanaklarına kadar indirmek isterdi. Hele bir de utandığında, sinirlendiğinde, hemen hemen tüm duygu geçişlerinde yüzü bir alev topu gibi kıpkırmızı olur, yüzünü saklayacak yer arardı. Kahküller de ona göre yüzü için en mükemmel örtüydü. Peri kızın minicik kalbi heyecandan gümbür gümbür çarpıyordu. Öyle ki anneannesi bile günler öncesinden bu gümbürtüyü duymuş olacak ki peri merdivenlerden koşarak inerken ona seslendi. Peri kızım, sana sürprizim var, diyerek ona çilli bir bebek uzattı. Bu bebek senin, bayram hediyen. Senin gibi bembeyaz teni, kahverengi çilleri var. Altın sarısı saçları var, aynı seninki gibi. Ve seninki gibi cesur da bir yüreği. Onu dikerken beni hiç üzmedi. Her şey bir gecede kolayca bitiverdi, dedi. Peri'nin anneannesi her 23 Nisan'da çeşitli hediyeler verirdi ona. Ama bu çilli bebek neyin nesiydi? Peri bebekten hiç memnun olmamıştı. Kendisi gibi çilli bebeği görünce anneannesinin elinden onu hışımla almış, üstelik bir de onu bayrama götürmek zorunda kalmıştı. Saatler tıkır tıkır işlerken şiir okuma sırası Peri'ye geldiğinde "Yapamayacağım, hayır hayır yapamayacağım," diye mırıldandı Peri. O anda avuçlarında sımsıcak, pamuk gibi yumuşacık bir şey hissetti. Peri'nin kalbi ağzında, ellerine doğru baktığında bir de ne görsün. Anneannesinin hediyesi bebek gözlerini ona dikmiş, ellerini çekiştiriyordu. "Aa, hadi ama, tabii ki yapacaksın," dedi. "Sen Atatürk çocuğusun. Şimdi beni yere bırak, git o şiirini oku," demesin mi Peri'ye? Peri korkudan bebeği fırlattığı gibi şiirini okumaya çıktı. Çıktı çıkmasına da aklı bebekte kalmıştı. Nasıl olur da konuşurdu?
Üstelik bir de haklıydı. Peri'nin bu durum karşısında ödü patladı. Sanki ödü patlarken de tüm heyecanını alıp gitti. Şiirini bir çırpıda coşkuyla okumuştu. Herkesten bir sürü de alkış toplamıştı. Çünkü heyecanını unutmuştu. Onu heyecanlandıracak şeyleri düşünmeyi bıraktığı için şiir ne zaman başladı, ne zaman bitti, hiç anlamamıştı. Alkış sesleriyle sanki rüyadan uyanmış gibi hissetmişti. İçinden de "Vay canına, şiiri ne güzel okudum" diye düşündü. Dün geceden beri de kafasının içinde bir sağa bir sola uçuşan bal arıları ortadan kaybolup gitmişti. Neyse ki bayram bitmiş, artık eve dönmüşlerdi. Peri olanları aklından bir türlü çıkartamıyor, acaba hayal mi gördüm diye de düşünmeden edemiyordu. Bir yandan da bebeği kaybettiği için seviniyor, bir eve bir tane çilli yeter diyordu içinden. Peri bir an önce üzerini değiştirip arkadaşlarıyla sokakta oynamak için sabırsızlanıyordu. Çünkü bugün 23 Nisan'dı. Tüm okullar tatildi. Mahalledeki tüm çocuklar akşam geç saatlere kadar sokakta oynayacak, oradan da Fener Alayı'na katılacaktı. Peri bir yandan bunları düşünürken, acaba bakkal amca da bir kutu çikolata açmış mıdır diye düşünmeden edemiyordu. Çünkü bu çocuk bayramıydı. Merdivenleri hızlı hızlı çıkarken babasının sesini duydu. "Peri, bebeğini salıncağa bıraktım," dedi babası. Peri zınk diye durdu. "Hayır, hayır ya," diyerek gerisin geri merdivenleri koşarak inmeye başladı. Büyük büyük taşlarla kaplanmış ağlının ortasında kocaman gövdesiyle dalları gökyüzüne uzanan, yapraklarına kavuşmak için bembeyaz çiçekler açınca sanki dev bir popcorn ağacına benzeyen kayısı ağacının altına geldi. Oturma yeri tahtadan yapılmış salıncağına baktı hemen. Evet, çilli bebek oradaydı. Onu gördü görmesine de öyle korkuyordu ki yaklaşamıyordu bile bebeğe. "Biri kız," dedi ince bir ses. "Kayısı ağacının yeni halini sevdin mi? Bak, baharı müjdeliyor sana. Bembeyaz çiçeklerini de giyindi. Hem de keyfi de yerinde," dedi. "Olamaz, olamaz, olamaz, hayal görmemişim," dedi Peri. Tam kaçmak isterken "Dur, dur, bir dinle," dedi yine aynı ses. Peri öyle korkmuştu ki kıpırdamadan yerinde kala kaldı. Konuşan bebekti. Evet ya, evet, şu çilli bebekti. "Peri kız," dedi. "Ben senin uzun zamanlardır tanıyorum. Ne olur korkma benden. Daha sen bebekken geldin buraya. Bu kayısı ağacı o günden beri benim evimdi. Hatırlar mısın dallarından fışkıran bu yemyeşil yapraklar seni nasıl güldürürdü buralarda? Hem ilk meyvenin tadına baktığında verdiğin tepkiyi çok iyi hatırlıyorum. Hatta ilk kayısıyı da hep senin için saklardık yaprakların altına," dedi çilli bebek. "Peki nasıl oluyor?" dedi peri kız. "Ben seni hiç görmedim. Hem sen de kimsin?" "Bebek, ben bu ağacın perisiyim," dedi. "Bu ağacı korumak benim görevim." Peri kız kendini tutamayıp başladı gülmeye. "Sen çilli ve çirkinsin. Çilli peri mi olur hiç? Böyle ben hayatımda hiç çilli peri görmedim. Periymiş. Öyle gülüyor, öyle gülüyordu ki ağaç perisinin yüzü düşüyor, üzgün hayal kırıklığına uğramış bir şekilde peri izliyordu. Diğer ağaç perileri de böyleydi. Onun çilleriyle hep alay ederlerdi. Ama peri kızın en büyük derdi de bununla aynıydı. Şimdi nasıl olurdu en büyük şikayet ettiği şeyi bana yapar," dedi ağaç perisi. "Senin de çillerin var peri kız," dedi. "Beni anlayacağını düşünmüştüm. Geçen gece anneannenin geç saatlere kadar ışığı açık kalmış, elinde yarım kalmış bir bez bebekle de koltukta uyuyakalmıştı. Kıyamadım onun hevesine.
geçiverdim o bebeğin yerine. Ama senin kalbin kötüymüş peri kız. Diyerek ağaç perisi aniden ortadan kayboldu. Peri kız tek başına kaldı birden. Günlerce çok üzüldü. Çünkü bunca zaman ona davranılmasını istemediği bir şekilde bir başkasına davranmıştı. O günden sonra peri bu yaptığını hiç unutmadı. Her kayısı ağacının yanından geçtiğinde, her salıncağa bindiğinde hep aklındaydı. İşin aslı bir daha bu dağlarda sallanmasına, bu ağacın meyvesini yemesine ağaç perisi izin vermez sanıyordu. Ama biliyor musunuz, hiç de öyle olmadı. Çünkü ağaç perisi sonsuz bir sevgiyle beslenirdi ve kimseye hiçbir zaman zarar vermezdi. Gel zaman, git zaman peri kız da bunu öğrenmişti. Ağaç perisini çok üzmesine rağmen hala onu koruduğunu hissediyordu. Salıncaktan düşecekken dallarını eğip onu usulca yere bırakıyordu. En güzel kayısıları onun için sakladığını da biliyordu. Aslında çok iyi arkadaş olabilirlerdi. Her gün aynaya baktığında o hep şikayet ettiği çillerini artık çok seviyordu. Eskiden kocaman kocaman kahverengi lekeler olarak gördüğü çiller, şimdi birer çiçekti yüzüne düşen. Peri kız kendisini sevdikçe güzelleşiyor, etrafına ışık saçıyordu. Tüm arkadaşları perinin ışığını fark edip onda bir değişiklik olduğunu çok geçmeden anlamıştı. Hatta onun çilleriyle alay edenler bile artık tek kelime etmiyordu. Evet, evet doğru duydunuz. Çünkü peri eskisi kadar bunlara takılmıyordu. Zaman geçtikçe peri kız ağaç perisinin gönlünü almak ve onunla iki iyi arkadaş olmak istedi. Ama kaç kere onunla konuşmak istese de ağaç perisi hiç ses vermedi. Ne yapsa, ne etse bu işin içinden çıkabilse diye günlerce düşündü. Artık kayısı ağacı çiçeklerini yeşile bıraktı. Peri ağaca tırmanmak istedi ama ya düşerse diye çekindi. Nasıl yukarı çıkacak, nasıl ağaç perisine ulaşacak derken aklına harika bir fikir geldi. Buldum, buldum dedi sevinçle. Balonlara ihtiyacı vardı sadece. Bir koşu bakkaldan balonlar alıp geldi. Hepsini bir bir şişirdi. Sonra onları birbirine bağladı. Ucuna da bir not iliştirdi. Çilli peri, arkadaşım olur musun? Yazıyordu. Tam ağacın altına gelerek balonları bırakıverdi. Balonlar süzüle 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 yukarı çıktı. Sonra bir yerde hop durdu. Ağaç perisi notu okuyup periye de sıkı bir dostluğa merhaba dedi. Peri de ağaç perisinden kimseye bahsetmeyeceğine dair söz verdi. Böylece perili masallara merhaba denildi. Hazır mısınız ikinci bölümümüze? İkinci bölüm, iklim krizi.